yakından gören. Dağlar, kurban olan yol ver geçen, sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar, dağlar. 1970 yılında müzik dünyamızda bomba gibi patlayan bu parça ile Barış Manço yalnız zirveye çıkmakla kalmadı, kısa sürede 7'den 70'e herkesin sevgilisi oldu. Eski kuşak onu 30 yıllık müzik geçmişinde yaptığı besteler ve liste başı parçalarıyla tanır. Yeni kuşak ise hem şarkılarının hem de televizyon programlarının tiryakisi. 1960 dersek 1991'e kadar 30 yıllık bir geçmiş var gerçekten. Dile kolay. Hem bu süre içerisinde gönüllerde taht kurmak hem de 3 ayrı kuşağa hitap edebilmek adeta imparatorluk gibi bir şey. Estağfurullah. 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 Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Mançozade olarak geçmişiniz bir hayli eskiye dayanıyor. Yüzyıllarca önceye belki. Hani niye imparator dediğini biraz daha yanıyorum şimdi. Sağ ol, güzel bir. Evet, çok köklü bir aile geçmişi var. Ben önce iyi bir kelime oyunu diye dinledim. Ancak doğru, hakikaten çok eski bir daha doğrusu çok köklü bir aile geleneğimiz var bizim. Kuşaktan kuşağa anlatılır bu aile geleneği. Yaklaşık olarak 5 asıra dayandı söylenir. Yani 1400'lere kadar inen bir aile ağacımız var. Batı Sultan Mehmet döneminden sonra yani batıdaki fetihler başladıktan sonra Trakya ve Rumeli'nin Anadolu'dan giden ahaliyle iskan edilmesi olayı var biliyorsunuz tarihte. Evet. Bizim ailede o zaman Konya'dan gelen büyük boylar içinde zaten onları toptan Konyar diyorlar. 300-400 sene Balkanlarda yaşamış bu Anadolu'dan giden kişiler. Bunlar Mançozade olarak bir kolu mu? Biz şimdi Mançozade olarak orada biliniyoruz. Zannediyorum o dönemlerde giden kollar vardı, giden bir takım boylar vardı, bir takım soylar vardı ve bir takım isimler biliniyordu. Bizimkide de Mançozade denilmiş, onu da biz dedelerimizden öğrendiğimize göre bir Osman Bey'miş başlarındaki. Belki Osmanlı Bey'i olduğu için Osman Bey diyorlardı. Herhangi bir beydi belki bu. Evet. Bu Osman'dan kalıp Osmançozadeler derlermiş buna. Sonra Osmançozadeler zaman içinde Mançozadelere dönüşmüş. Yani Os düşmüş baştan. Osman'ın manından gelen bir takı, bir ek bu. Mançozadeler diye bilinmişler. Balkan Harbi'ne kadar sürmüş bu. Yani 300-400 sene orada yaşamışlar. Sonra malum işte çoğu ailenin olduğu gibi Balkan Harbi'nden sonra ülke ana yurda bir göç başlıyor. O dönemde de İstanbul'a gelmişler. Yani biz kendimizi bildiğimiz bileli zaten Mançolar, Mançozadeler diye biliniriz. Yani peder merhum soyadı kanununda Manço ismini aldığı zaman zaten aile Mançozadeler, Mançolar diye bilinirdi. 2 yıl kadar oluyor önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bizi rahatsız etmeyin der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım. Mahur Bey susunca kapandı perdeler. Sakız hanımla bitti o hüzünlü nameler. Küçüklük yıllarına dönelim. İlk defa ne zaman şarkı mırıldanmaya başladı? Ne zaman müzikle haşır neşir olmaya başladı Barış Manço? İşte onu da büyüklerim söylerler. Yani küçükken başkaları başka şeyler yaparlarken ben de kenarda kendi kendime mırıldanırmışım. İşte günün sevilen şarkıların türkülerini söylermişim. Gramofondan duyduğum kadarıyla. Sonra mahallede çocuklar oyun oynarken biz de oyunlar oynar, tiyatrolar yapardı. Biz de Karagöz, Maragöz, Orta Oyunu gibi şeyleri ben küçükken oynardım. Yani bunu ne bakımdan, yani ne amaçla söylüyorum?
çoğu çocuk böyle elinde tabanca, top, tüfek, dekmancılık, kovboyculuk falan oynarken ben Tarzan, Marzan falan bunları bilmezdim küçükken. Biz hep böyle kendi kafamızda küçük karagöz perdeleri yapardık. Küçük orta oyunları yapardık. O zaman İsmail Dümbül, Halide Pişkin rahmetli oldu, ikisi de çok büyük radyo sanatçılarıydı. Onları dinleyerek büyüdük. İşte Zırtın Başı İstanbul Fethi'ni yapardık biz o oyunlar. Ben Ulubatlı Hasan oldum her seferinde. Yani sonuçta bugün ortaya çıkan işte o benim kişiliğim zannediyorum o yıllardan başlayan ufak tefek filizlenmeler bunlar. Gerçek tarihini bilmiyorum. Ancak artık Galatasaray Lisesi ortaokul son sınıftayken şöyle bir orkestra kurup arkadaşlarımla okulda konser verdiğimizi biliyorum. Hatta yan okullara, diğer okullara konuk gidip konserler verirdik. 1958'de. Dolayısıyla ben 33 seneyi sahnede geride bıraktım derken arası bazı dost sohbetini. Onu vurgularım. Ama 1960'tan sonra biz ciddiye alındık. İlk defa 60'ta para kazandık. Şimdi Galatasaray Lisesi'ndeki zamanları da yaşayan ve oradaki konserleri izleyen birisi olarak sormak istiyorum. İlk grup yanılmıyorsam Kafadarlar. Evet, Barış Manço ve Kafadarlar. Evet, öyle ilk grup oydu. Fakat biz daha çok Barış Manço Armoniler olarak konserleri o ikinci kuşak tabii. İkinci grup. İzlemeye başladık. 1962. 62 evet. 62, 63 gibi olabilir. O zaman hatırımda kalan sahnede şimdiki gibi böyle çok ince zarif Çok teşekkür ederim. Daha kilolu, hatta şişman sayılabilecek bir Barış'ın varlığı. Çok doğru. Baya bunun üzerine bir 20 kilo koyun. Peki bu kiloları atmak ve zayıflayarak bugünkü formuna ulaşmak nasıl gerçekleşti? Gerçi sevgili Doğan onu yaptırdılar. Onu ben kendim yapmadım. Şöyle ki okul bittikten sonra 1963 senesinin sonunda işte diplomamızı aldık. Hem biraz görelim, gezelim, öğrenelim hem de yüksek öğrenimi yurt dışında yapalım diye her Fransız okuyan öğrenci gibi ben de Paris'in yolunu tuttum. Çünkü genelde Paris'e gidiliyor önce. Gerçi tahsilimi orada yapmadım. Tahsilimi ben Belçika'da daha sonra yaptım ama Paris'te yerleştik. Uzun vadeli gittiğimi bildiğimden çalışmam da gerekiyordu. En güvendiğim şey de gitarımdı. Zaten bir valiz, bir gitar, öyle gitmiştim oraya. Benim farkıma vardı Fransız müzik adamlarının birkaç tanesi. Dediler ses tamam, kafa tamam da bu kilolar olmuyor dediler. Ne yapacağım? Kolayı var dediler ve ben 24 kiloyu 3 ayda verdim orada. Orada verdirdiler bana o kiloları. Şimdi Fransa zamanında orada da plak çalışmaları sürüyordu değil mi? Hem tabii Türkiye'de hem Fransa'da. Türkiye'de de başlamıştım. Fransız firmalarıyla işbirliği yaparak. Aslında çok ilginçti. Bazı yani biz böyle asarı atika gibi konuşuyoruz yani hakikaten arkeolojik muhabbetler oluyor bizim muhabbetlerimiz. Şimdi 35 sene falan geri gidince 32-33 sene bir takım gerçekler ortaya çıkıyor. O dönemde yani şirketler tümüyle yabancı patentli şirketler, şimdiki gibi Türk ismi taşıyan şirketler yoktu. Doğaldır ki biz de o zaman tabii plaklarımızı bu yabancı patentli şirketlerin Türkiye uzantılarını yapıyorduk. Ben Fransa'ya giderken de buradaki şirket oradaki esas ana büroya bildirdi, böyle genç bir delikanlı geliyor, biz kendisini plaklarını çıkarıyoruz. Fena değil, bakın ilgilenin falan gibi. Biraz da öyle benden ilgilendi zaten Fransızlar. O devam etti. Haydi 66-67 üniversite bir taraftan okuyorum, yazarlarına Türkiye geliyorum. Haydi buraya şeyler geldi bu sefer. Biz bir türün plaklarını burada çıkardık. Fena değil, iyi gidiyor, siz de ilgilenin. Uzatmayalım, bu 1967-68'e kadar Türkiye'de bir Türk plakçılığı yoktu. Yani, bunu parantez içinde söylüyorum. Yabancı firmaların uzantıları firmalar vardı. O dönemde sen çok hatırlarsın Aktaş, ben yeri gelmişken söyleyeyim çünkü kendi söylemez. Türkiye'de Türk plakçılığının başlaması biraz da Doğan Şener'den sorulur. Ben söylüyorsam inanın. Sen teşvik ettin o zaman insanları. Yani Türk plakçılık olsun, Türk sanatçılarına plak yapın Türk diye ben sanatçılarına ve Türkçe plakta yapmak pek düşünülen bir şey değildi. Demek ki 67-68 yılları bu fikirlerin filizlenmeye başladı yıllarmış ki sen de o filizler içinde yerini aldın, ben şahidim burada. Şimdi 1965'li yıllara kadar Barış Manço ama sen hep geri çekiyorsun, 60'lara geldik bile. Bir dakika. Peki geldik. Çoğunlukla gene kendi parçalarından oluşan besteler evet sunuyordu bu plaklarda. Bir ara Kızılcıklar Oldu Mu gibi böyle folklorik denemeler de vardı. Halk türküleri. Halk türküleri. Onun sebebi çok basit sevgili Doğan. Onlar hazır parçalardı. Yani Kızılcıklar Oldu Mu ile Çıt Çıt Çedene benim yaptığım parçalardı. Nitekim Kara Treni, Alpay'ın veyahut o dönemde de Tülay German'ın yapmış olduğu gibi. Ama kendi parçalarında hazır parçalardı. Fransızca. Bunlar kendi parçalarım işte. Fransızca parçalardı değil mi? Fransızca sözler üzerine yazılmış bestelerdi. Tabii tabii. Benim nedenim şu. Benim affedilir bir nedenim vardı. Çünkü o plak da zaten Fransa'da çıkıyordu. Dolayısıyla ben Fransa'da kalkıp Türkçe bir şarkı söyleyemezdim zaten. Kaldı ki bugün de aynı şey yapmak mümkün değil. Ülkemizde de biz tabii Türkçe beste daha yeni düşünülüyordu. Biraz evvel dedim ki daha plakçılık yok orada. Evet. Türk sanatçılarının çıtı çıkmıyor da. Hazır malzeme olarak biz hemen
bir takım şirin, nasıl diyeyim, biraz teknik bir izah olacak belki ama Batılıların tabiriyle böyle makamdan biraz daha soyutlanmış, daha Batı müziği aletlerine çalınabilir parçalara yöneldik. Ben vakitlice terk ettim. Ya aynı şeyi yazabildiğimi hissettim. Evet. Terk ettim o çalışmaları. Babysitter, Il Arrivera, Ünlü Fi falan gibi parçaların arkasından bir Türkçe besten geldi. Kol düğmeleri. O konuda yapılmış ilk bestelerden biri mi? Benimki ilk. İlk. O dönemde Timur kardeşim yapıyordu. Timur Selçuk yapıyordu. Hayır, senden söz ediyoruz. Benim ilk, evet. Yani kol düğmeleri ve aslında Seher Vakti. Sabah Seher Vakti çektiğinde. İkisi benim ilk Türkçe bestemdir kol düğmeleriyle. Sabah Seher Vakti. Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi, başın öne eğik bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi, iki küçük bütün bir aşk hikayesi, iki düğme, iki ayrı kolda, bizim gibi ayrı yolda. Derken konuşmamızın başında sözünü ettiğimiz o büyük bomba patladı. Dağlar. Peki bu dağlara nasıl gelindi? Nasıl fikren hazırlanıldı? Nasıl müzikal olarak hazırlandı? Az da dağlar çıkmıyordu. Şimdi tabii nedenini anlatayım. Çok enteresan bir öyküsü var dağlardan. Ben onu bestelediğim zaman bugünlerde çok sıkça kullanılan Doğu Batı sentezi gibi bir şeydi. Doğu Batı sentezi değil dağlarda gerçi ama işte en kolay izah, en üstün körü izah böyle oluyor. Ben Dağlar Dağlar'ın iki ayrı versiyonunu yaptım. Ve istedim ki plağın bir yüzünde o, bir yüzünde öbürü olsun. O zaman plak şirketi sahibi olur mu böyle şey, görülmemiş şey, halkı mı kandırıyoruz dedi. Ben birdenbire çok suçlu hissettim kendimi. Hayır, kimseyi kandırmıyoruz. Ben çok değişik bir şey yaptım. Bir yüzü böyle, bir yüzü böyle çıkmadı o plak. 6 ay band durdu. Yani Dağlar Dağlar az da çıkmıyordu. Ben de belki bugün burada yoktum. Sonunda ben feveran ettim. Çıkmasa ben de çıkmıyordum. Bitmişti falan diye. İşte Kasım'a doğru falan lütfettiler. Dağlar o şekilde çıkardılar piyasaya ve orada hakikaten bir bomba etkisi yarattı insanların üzerinde. Ben de beklemedim doğrusu bu kadarını. Neydi acaba bunun sebebini araştırmak? Şimdi onun sebepleri çok değişik ama şimdi anlatmaya kalksak bir kısmı üzerinden 20 sene geçtiği için artık ben ne söylesem eğri veya doğru kabul edebiliyorum. Çünkü ben hiçbir söyleme tercih ediyorum. Ben doğru bir şey yakaladığımı inanmıştım. Kaldı ki dağlardan bugüne kadar işte en son yazdığım şarkıları yani sonunda can bedenden çıkmayınca falan aşağı yukarı aynı gamlarda, aynı Hüseyin'i Uşak gamlara gidiyor. Ben kendime göre bir doğru bulmuştum. O doğrudan devam ettim. Yani doğru galiba karşılığı bulmuş şu anda bizi izleyenler. Barış'ın doğrusu galiba kendine göre doğru dediler. O doğrudan çakıştı, olay bu. Bana yolum seç diyorlar, bozuk yolum seçer miyim? Doğru. Seçemezsen geç diyorlar, ben yolundan geçer miyim? Eğri doğru. Kimi batı, kimi doğu, kuzey, güney, hepsi doğru. Kim seçer ki bozuk yolu? Eğri doğru. Benim yolum bana doğru, hiç yolumdan döner miyim? Eğri doğru. Eğri büyülü ama yine de doğru. Bana yarın seç diyorlar, vefasız yar seçer miyim? Eğri doğru. Seçemezsen geç diyorlar, geç desen de geçer miyim? Eğri doğru. Kimi tatlı buğday tenli, kimi mahmur dudu dilli, kimi esmer nokta benli. Eğri doğru. Ben bulmuşum nazlı yari, geç desen de geçer miyim? Eğri doğru. Eğri büğrü ama yine de doğru. Şimdi gruplarından söz edelim biraz da. Fransa'dayken
Bir grubun vardı. Lemis Tibi vardı orada. Yabancı çocuklardan oluşan. Belçikalılar ve Martinikliler. Onlara ben birkaç kez Türkiye'ye geldim gittim. Evet. Türkiye'ye dönüşte Masar ve Fuat'la. Masar Fuat, yani bugünlerde sevgili Masar Fuat Özkan olan Masar ve Fuat'ın kurucu oldukları Kaygısızlar grubu vardı. Onlarla biz çok sevişti, çok anlaştık. Aman beraber devam dedik ve iki yılda biz Barış Manço Kaygısızlar adı altında öyle devam ettik. 71'lerde işte Moğollarla bizim yarı talihli bir çalışmamız oldu. Yani biz başladık, grubu kurduk, olmadı, tekrar koptuk falan filan. Sonuçta 1972'de bir Kurtalan Ekspres kuruldu. İşte o gün bugündür de son aşağı yukarı 19-20 sene yakındır Kurtalan Ekspres'te biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlarla yapılan çalışmalar, plaklar... Hepsi. Yani onlardan... son plaklara kadar, yani son bir iki çalışma hariç artık ben de bilgisayara döndüm bazı çalışmalarında. Bilgisayarla yapıyoruz son plaklarımızı. Onun haricinde bütün benim kariyerim. O 70'li yıllarda Binboğa'nın kızı... Dan sonra. Bütün hepsi Kurtalan Ekspres'i, ne görüyorsan. Ölüm Allah'ın emri. Ölüm Allah'ın emri. Kalk gidelim köye lan oradan... Gamze'deyi deva bulmak. Evet, ama hala 70'ler onlar. Gitmişler. Ben atlamaya çalışıyorum. Doğan sen beni çekiyorsun 70'lere sürekli olarak. Ben biraz gideyim diyorum. 80'lere gelelim. O zaman askere yollayalım seni. Askere gittim. Topçu Asteğmen. Ben elimde kalan birkaç tane bandı askerlerim sırasında böyle parça parça idare etmek mahiyetiyle çıkardım. Ve orada da ciddi konuşmak gerekirse bizim meslek yaşamımızdaki başarısızlıklar zinciri başladı. Askerde bir kere otomatikman 20 küsur ay kopuk kaldığınız bir camiye birden ertesi gün dönemiyorsunuz zaten. O zaman televizyon Türkiye'de var da yok. İletişim imkanları çok kopuk, çok uzak. Gözden uzak, gönülden ırak olayları başladı. Bir de asker öncesi yapılan bantlarla askerlik süresinde bir kariyer idare etme çabasına girince sonuçta en büyük hakim olan, en büyük seçici olan halk bir yerde yapılan işlerin biraz galiba öyle hani, entipüftü. Entipüften değilse bile hani sermayeden alındığının farkına vardığı için barış olmadı galiba demediler. Kibarlıklarına veriyorum. Dinlemediler yaptığım şeyleri. Ve 74, 75, 76 benim dinlenmediğim yıllar. Çünkü toparlanamadım birdenbire. Çok ani bir kesiklik olunca insan hayatını toparlanamıyor. Ve ben 1978'lere kadar açık konuşmak gerekirse ciddi bir bocalama geçirdim. Bunu tabii yurt dışında yaptığım çalışmalar da var. Bizim yurt dışında bir takım çabalarımız. Orada da bir şey. Orada da bir adam olabilme çabaları içinde. Bir de oraya da ağırlık verince açık konuşmak gerekirse benim müzik kariyerimde 1973 ile 78 arası 5 sene ciddi bir şey vardır. Yani bayağı bir vadi inişi vardır. Evet. Ben 78-79'dan sonra tekrar yeni bir dalga Sarı Çizimli Mehmet'e, Aynalı Kemer falan gibi şarkılarla yeni bir atağa kalkmam gerektiğini anladım. Anlattırdılar sağ olsun. Çok kibar bir şekilde bana hissettirdiler. Yani medyunu şükranım kendime. Dostum, güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum, selam almayana yiğit denir mi? Yaz dostum, koltuk üstü 5 metrelik bez için. Yaz dostum, boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Yaz tahtaya bir dağda, tüm defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir dağda, tüm defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir dağda. 78'de memlekete dönünce yeni bir long play çıktı. Yeni bir gün. Yeni bir gün. Adını taşıyan. Ve o senin de hayatında bir yeni başlangıç oldu. Lale ile evliliğin de bu döneme rastlar. Evet. Dillere destan bir evlilikti. Nasıl oldu? İyi oldu. Tanışmanız, nişanlanmanız. Lale benimle evlenmeyi geri kabul etti. Ona yeri gelmişken sevgili karıma tekrar şükranlarımı burada atladım. Sevgili yavrularımın annesi, sevgili karım benim. 1977 sonlarında bir hayli ağır bir rahatsızlık geçirmiştim ben. Bir yurt dışındaydım ne yazık ki. Ben birdenbire hasta yatağımda birdenbire o zaman nişanlım olan Lale'yi görünce işte artık moral mi dersin, bilemem ne dersin. O gün ben iyileşip sanki ertesi gün bir şeyler yapacakmışsın gibi bir şeyler doğdu. Hayatım güneş gibi doğdu. O saatte hiç beklemediğim bir anda karşımda görmek. Ve hemen arkasında biz ne bekliyoruz dedik. Hemen evlerini verdik tabii ki. Ondan sonra o da bittikten sonra sen ne bekliyorsun dedi Lale bana. Ben de işin başına döneyim dedim. Yani biraz evvel dediğim gibi öyle benim kıyıya çıkışım yeni baştan bir 79 senesinde bir çalışmalar plaklarla kendi iş dünyamda yarattığım bir huzurla oldu. Yani o tabii ki bir evlilikte çok çok derinden bağlantılı. Bizim
dilersen bir günümüz olduysa atlı arabalarla da bundan sonralar ala ala hey hey. Bize de öylesi yakışır diye düşündük. Ama esas galiba oradan çekilmesi gereken ders evliliğin, daha doğrusu düzenli bir yaşamın, düzenli bir kariyerde en belirleyici nokta olduğuna benim inanmış olmam en iyi şey, misal de benim zaten. Bir bahar akşamı rastladım size. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz? Neden başınızı öne eğdiniz? Ve 80'den sonra 2 yılda bir düzenli olarak üretim yapmaya başladı. Tabii düzenli ve doğru düz üretim şimdi var tabii ki. Yani. Peş peşe hangileri geldi bunların? Şimdi gerçi albümler ülkemizde pek bir mana ifade etmiyor biliyorsun. Albümler satılmaz, hep kaset diye bir alışkanlık oldu. Şimdi ben gene de büyük bir özenle albümler hazırladım arka arkaya. Yeni bir günden sonra sırasıyla şey geldi. Sözüm meclisten dışarı. İki sene sonra arkasından işte Estağfurullah ne haddimize var. Daha sonra peş peşe gelen 24 Ayar Manço var. Bir sonra DMS'in Yağlı Boya var. 88 yılında da 30 yıllık müzik kariyerini vurgulamak için sahibinden ihtiyaçtan yani. Sanki 30'un sonunda elden çıkartıyorum satışı gibilerden bir esprili bir albüm çalışmamız oldu. Son olarak işte Darısı Başınıza sunçaları vardı. Sanıyorum en son çalışmamız da şu programımızın yayınlandığı günden 15-20 gün içinde de yeni çalışmalarım bitmiş olacak. Çünkü yaklaşık olarak ben son uzun çalardan bu yana 23 aydır yeni kaset veya plak çıkarmadım. Yani neredeyse 2 yıla yaklaşıyor. Çıkaramadım. Biraz yaptıklarımı beğenemedim. Onu çöpe at, bunu çöpe at derken 10 şarkıyı zar zor toparladım. Fakat çok inandım 10 tane şarkı olduğu için 2 yıl bekleyip doğru dışı çıkarmaya geldim. Onlar da geliyor. Diyar diyar dolaştım ben, yollara düştüm derdinden. Her çiçekte gördüm seni, kara toprak ver yarimi. Yaza yaza bitti kalem, bir gün elbet dolar çilem. Ben bu yola kurban olam, kara toprak ver yarimi. Gönül ferman dinlemiyor, ayrılık çok acı. Gönül ferman dinlemiyor, yok mu bunun ilacı? Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi. Bir sabah ansızın elinden aldığım gibi. Şimdi şarkılarında ilginç bir slogan veya tekerleme diyebileceğimiz çok sevilen ve yerleşen bir tür var. Evet. İşte endek işte deve ile başlamış olabilir yahut ondan önce başlamış evet. Olabilir. Buna niye gerek gördün ve bunu nasıl geliştirdin? Merak konusu. Yok canım, ona ben gerek görmedim, ona gerek görmüşler. Ben doğarken bunları yapmak için doğmuşum zaten. Yani hiçbir canlı dünyaya sebepsiz gelmiyor. Benim de naçizane şu kendi kişiliğim, kendi yani ayak bastım, işgal ettiğim toprak kadar bir sebebim var bu dünyada. O sebebin parçaları da bunlarmış. Ben katiyen bir şey gerek görmedim. Bir ara şöyle oluyorum, bir kalem arıyorum, bir de kağıt arıyorum, bir de oturucu sandalye arıyorum, oturuyorum yazıyorum olayı. Ama bunlar arattırılıyor bana, ben kendi kendime aramıyorum. Hadi şimdi oturayım da bir devenin öyküsünü yazayım falan, böyle değil yani olay. Bir ara bir şeyler bana bunları yazdırıyorlar. Şimdi hem şarkı tutuyor bu sayede hem de o şarkının... O demin dediğim doğrulukla ilgili. Yani evet. Benim kendi doğrum içinde, doğrular çakıştı içinde sağ olsunlar seviyorlar, dinliyorlar ve tutuluyor. Ama o sadece doğrularla yapılanların çakışması galiba. Bu şey, sebebi hayat. Sahneye çıktığın zaman şu anda bile
çok istek alan 3-5 parçanın arasında Gülpembe'nin önemli bir yeri var. Şimdi 5 tane şarkı var ki ben nerede konser çıkarsam çıkayım. Yani bu Adıyaman'da da böyle, Frankfurt'ta veya Berlin'de de böyle. Yani nerede bir Türk vatandaşı var, ben konserdeyim. Dağlar Dağlar, Kol Düğmeleri, Gülpembe, Unutamadım, Can Bedenden Çıkmayınca. Bunları söylemeden mümkün değil benim sahneyi terk etmem. Öyle bir şey olabilemiyor zaten. Gülpembe'nin tabii özel bir yeri var bunların farkları. Dağlar Dağlar gerçi ilk göz ağrısı. Kol Düğmeleri ilk romantiklik. Hadi diğer ikisini yeni sayıyoruz Unutamadım'dan. Can Bedenden Çıkmayınca nispeten yeni parçalar. Gülpembe onun yeri hakikaten çok farklı. Çok farklı. Nedenini ben de bilmiyorum. Fakat o kadar keyifleniyor ki insan bunu zaten sahnede söylerken. Bu kadar istenen bir parça söylemenin keyfi. Araştırmadım nedenini. Gülpembe kimdir? Ha, Gülpembe benim babaannem. Gülpembe benim babaannem. Böyle akça pakça bir İstanbul hanımıydı babaannem. Büyük bir aşkı severdim ben babaannemi. Onun en iyi anlaşı torunu da bendim. 15 yıldan torunu vardı babaannem. En çok benimle anlaşırdı. Onun anılarıdır bende Gülpembe. Vefat ettiği zaman ben 13-14 yaşında falan bir çocuktum. İşte 13-14 yaşındaki o hüzünlerimin süzülmüşüdür Gülpembe. Yani çoğu zannedildiği gibi genç kız falan değildir o Gülpembe. Hoş babaannem de bir zamanda genç kız olmuş tabii ki. Dedemin başını döndürdüğüne göre. Yani Gülpembe benim babaannem. Güller açar Gülpembe, bülbüller seni söyler, biz dinledik Gülpembe. Sen gelince bahar gelir Gülpembe, dereler seni çağlar, sevinirdik Gülpembe. Yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadık Gülpembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadık Gülpembe. Dudağında son bir türkü Gülpembe, hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe. Babaannen, yani Gülpembe bu uzun saçlı halini görmedi, değil görmedi, mi? Görmedi, hayır. Ne zaman saç uzatmaya karar verdin ve bu fikir nasıl gelişti? Sevgili Doğan, o benim kişisel bir buluşum değil, saçların böyle uzaması. Şöyle insanlığın tarihine bakarsan, açık konuşmak gerekirse, ta ilk çağ mağara adamından 1914 Birinci Cihan Savaşı'na kadar erkek saçlı, bıyıklı, sakallı, uzun lafın kısası çevresinin, yani çehresinin etrafı kıllı tüylü bir mahluk. Yani tarihe bakarsan erkek böyle sakallı, bıyıklı, saçlı falan bir adam. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda bir işte malum sözün meclisinden sonra bit salgın çıktığı için önce ordular saçlarını kesiyorlar, derken bu moda haline dönüyor. Uzatmayalım yani. Son 60-70 yılda bir kısa saç modası var dünyada. Ama günün birinde 1960 yılında, şu 68 kuşağı var, hep anlatılır. 68 yılında o dönemdeki gençler, bizler, üniversiteler falan, biz yeni baştan eski şeklimize, şemalimize kavuşalım dediğimiz zaman bu moda zannedildi. Aslında böyle bir şey yok. Yani insanlık tarihi boyunca insan zaten böyle saçlı bıyıklı gelmiş gitmiş. Dikkaten demagoji yapıyorum zannedilmesin. Ben sanki olmam gerektiği gibi olmam gerektiğini hissettim. Ne zaman? 1965-66-67 yıllarda. Ama o dönemde bütün dünyada bu olay oldu yani. Birdenbire erkekler tamam yeter artık, bit salgını bitti. Birinci Dünya Savaşı bitti gibi ikinci Dünya Savaşı da bitti dediler. Artık tamam dediler. Yani yani sağlık nedeniyle kılları kısa kısa bırakmanın bir anlamı yok dediler. Ve erkekler şekillenmeye başladılar suratlarına. Ben de öyle başladım. Sonuçta mutlu oldum. Annem babam fazla bir laf etmediler. Sonra da eşim olan nişanlım da bir şey demedi. Yani kimse rahatsız olmadı için bu konuda böyle de geldi de gitti yani. Bu saç meselesi galiba kanımca insanın kendine yakıştırıp yakıştıramamasıyla ilgili. Yani önce kendine. Ben her savaşın tıraş olurken bakıyorum. Fena değilim gibi geliyor. Sorayım bu arada. Fena değilim galiba. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Böyle gidiyor işte. 1981'e gelelim tekrar. Gelelim. Hal hal çıktı. Fakat evet, daha evvel Nazan Şore'ye verilmiş bir
Aa tabii onun şimdi onun hemen şurada izahını yapayım. Nazan Şoray'a verilmiş beste görünümünde de o parça olduğu gibi zaten biraz da fason olarak Nazan Şoray'ın üzerine yapıldı. Şöyle ya, ki, onun için yapıldı parça. Ha şöyle yapıldı. Ben bir kere o zaman bir araba kazası geçirmiştim. Hayatımdaki sayısız hastane maceralarından bir tanesi de o. 1,5 sene çelik korse ve boyunduruk içinde ben statüsü yapmam gerekiyordu. Bir kere yine hayatımdan silinmişti bir süre. 80 senesinde benim sahneye çıkmam diye bir şey söz konusu değildi. O arada bir takım üretim falan filan da var. Derken bir de şöyle bir fikre saplandım. O tarihlerde biz ne yapsak hit oluyor, liste başı oluyor. Bir canımı sıkan bir şey oldu. Tespit oldu. Canım işte bu şarkıyı sen söylüyorsun da onun için oluyor falan diye. Allah Allah dedim acaba yani bu şarkıyı ben değil de başka biri söylese olur mu acaba diye. Sağ olsun o dönemde kimse benden beste istemezken sevgili Nazan istedi. Verir misin Barış abi dedi. Bana abi derdi. Hala abi diyor. Teşekkür ederim Nazan. Sağ ol. Abi demeye devam et. Yaparım tabii dedim. Ve açık konuşmak gerekirse büyük bir yüreklikle kız çıktı ortaya. Çok çalıştı. Çok da muvaffak oldu. O halal için gereken giysileri miysileri falan filan hepsini hepsi beraber ortak konuştuk. Karşılaştık. Ve sonuçta iyi bir ürün ortaya çıktı. Ha şimdi ben o parçayı verdikten sonra bir 10 yıl sonra aynı olay. Ayşegül Aldınç'ten de oldu bir parça. Ona da verdim. Benim şöyle bir tutumum var. Diğer bestecilerin tümünün tersine. Ben bir parçayı birisine verdikten bir takvimini sonra sırada kendim okumuyorum. Aradan 12 ay geçiyor. 365 gün geçtikten sonra kendim girip plağı okuyorum. Yani en azından bir yıl bir depar payı tanıyorum genç arkadaşlara. İki tane var hayatımda. Hal hal ve kara seyit olarak. Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor. Eksi 40 derece soğuk suda bile yüzerim inan ki. İnan ki, inan ki. Kara sevda, kara sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Nasıl anlatsam bilemiyorum, gözlerim kararıyor. Tepe taklak oldu dünya tersine sanki. Sanki, sanki. Bütün aşıklar el ele kol kola cıvıl cıvıl geziyor. Bense ruhum gemisinde tek başıma gibi inan ki. İnan ki, inan ki. Kara sevda, kara sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Kara sevda. Bu kadar liste başı olmuş plan var. Evet. Dillere destan olmuş herkes. Ne soracağım tahmin ediyorum. Evet. Acaba onu mu soruyorsun? Şimdi bunlar kaç altın plak getirdi? Bana geçtiğimiz yıllarda bu kadar altın plak almam gerekirken hiçbir plak şirketi sahibi yani lütfedip de bir tane ya Barış plak niye sattı? Ben sana gel altın plak vereyim demedi. Dün de demediler. Yarın da diyeceklerini zannetmiyorum. Geçmişte bir, yani haklarını yemeyelim 1970 yılında benim bir altın bir platin plan verildi. Yani 20 sene evvel bir altın plak bir dağlar dağlardan ötürü onun çok aşırı satışından kaynaklanan bir platin plak ödülüm var. İki tane var. Dolayısıyla benim işte iki tane altın plan var. Demek ki diğerleri ben biliyorum Allah biliyor çok ilginç yerlere ulaştı onlar da ama plaktan vermediler. Şikayet ediyor gibi oldum ama yani verirlerse sevinirim, duvarlar boş bekliyorum. Buna karşılık ödül veren çok oldu. Onları esirgemediler. Ödül verenleri bol yılların, olsun. Hani... Yılların sanatçısı olarak, yılın şarkıcısı, evet. Yılın işte en iyi parçası, evet. En iyi bestecisi. Yani, lütfen yanlış anlaşılmasın ama onun gerçek sayısını şu anda ben de bilmiyorum. Neden dersen sevgili Doğan, yani yılın şarkıcısı, yılın bestecisi, yılın 45'li, yılın long play falan gibi ödüller değişik basın kuruluşlarından veya değişik vakıflardan veya hayır kurumlarından falan verilince mesela aynı yıl içinde ben 12 defa yılın erkek şarkıcısı seçildim. Olmuş. Ben onu artık bir sayıyorum tabii. 1980 yılının erkek şarkısı. 12 tane olması
Tabii nicelik açısından önemli de nitelik açısından pek bir şey değiştirmiyor. Şu anda sayısının 90'ın bir hali üzerinde ödüllerin. Derken bu son 3 yılda 7'den 77'den sonra da biz televizyon programları dalında da aynı ödülleri almaya başlayınca onların tabii sayısı veren organların çeşitliliği dolayısıyla bir sayı artışından şu anda 120 civarında ödülüm var bu şekilde. Onların tümü Belçika'daki evinde duruyor. Yani burada değil. Şimdi onunla da ilgili hoş bir hikaye var. Belçikalıların bu kadar ödülü bir arada. Şimdi doğru. Görmeleri karşısında. Ama çok haklı adamlar. Yani bunları toptan mı aldınız diye soranlar oldu. Bunlar her yerde satılıyor mu sizin ülkede diyenler oldu. Çünkü Belçika'da bizim evimize gelen insanlar da meslekten insanlar. Yani filan şarkıcı neymiş veya bir fazla adam o. Adam öyle bizim hakikaten hoş bir dostumuz var. Ya Sandra kim ara sıra uğra, ben ona uğrarım, nasılsın, iyi misin falan filan. Luigi eski arkadaşlar. Veya tamamen Fransız, İngiliz, Alman şarkıcıları falan filan neyse. Bakınca bir tuhaflık seziyorlar. Yani kiloyla mı aldım bunu diyorlar. Hayır işte anlatmaya çalışıyorum işte. Ben 30 yıldır 120 tane ödül aldım. Yani olabilemez falan diyorlar. Anlatıyorum ki yani dünya sadece Billboard, Amerika, Londra'dan ibaret değil. Türkiye'de bir ülke var ve bu ülkede de bir müzik endüstrisi var. Orada da çalışan insanlar var. Kaldı ki bu ödüllere benzer ödüller birçok sanatçı kardeşimde var zaten. Belki aynı rakamda değil. Belki fazlası vardır. Allah daha iyisini bilemiyorum ama benimki ciddi bir rakam hakikaten. 120 küsur civarında ödül. Ama normal bir müzik adamı, bir batılı hakikaten çok şaşırıyor. Yani nasıl olabiliyor diyor. Belki de ben de onların o şaşkınlıklarından hoşlanıyorum da onun için orada kalmadan tercih ediyorum. 1980'de Bulgaristan'da yapılan Altın Orfe yarışmasına katılmıştın. Yani o da benim katılım tek ilk ve son festival. Evet. Festival. Eurovision ya da benzeri hiçbir yarışmaya ya da festivale katıldın mı? Hayır, katılmadım. Yani gerçi Eurovision ilk elemenin bir kez bir beste göndermiş. O da elenmişti zaten. Elendi içinde ben de çekildim o kadar. Altın Orfe'de bir o da derece. Öyle. O da biraz canım orada zaten kim bilse dereceyle geliyor. Yani Altın Orfe'ye gittim. Ben de oradan bir altın madalya da oradan aldım. İşte en iyi giyinen şarkıcı ödülü verdiler. İşte gençlik ödülü falan verdi. Orada temizlik işçilerinin ödülü ayrıca veriliyor. İşte ne bileyim nakışlı ütücüler ödülü veriliyor. Herkese ödül veriliyor. Yani Altın Orfe'ye gidip de eli boş dönen zaten yok. Ben de gittim, aldım, geldim. Amaç orada bir ödül değil. Hemen burnumuzun ucu. Orada beni bağır acmanço gelsin söylesin muhabbetiydi. Ben sürekli oradan karayolu geçtim bir yer. Hemen burnumuzun dibi Bulgaristan. Gidelim birkaç şarkı söyleyelim. Benim gidiş amacım oydu zaten. Beraber gittiğimiz ekip hepsi rahmetli oldular. Sevgili Şerif Yüzbaşoğlu, Muammer Yeşil abi. Bu tür yarışmalara ve festivallere karşı mısın? Ben prensipte karşıyım. Çünkü müzik bir atletizm yarışması değil. Ben prensipte karşıyım. Müzik bana sorarsan yani müzik dedim yani benim çünkü kavgam biraz daha geniş müzikten öte. Bugün televizyon programı var. İnsanlara gidip gördüğüm şeyleri göstermek. Bir takım insanları kaynaştırmak amacıyla bir şey yola çıktığım için. Bence bu işler biraz ferdi, biraz kişisel olaylar. Yani insanların bir takım çabaları vardı. Yani örnek vermek gerekirse işte çağlar uymuyor gerçi ama işte Mozart, Beethoven, Bach, Brahms beraber bir festivale girecekler. Birisi yarışıyor, bir tanesi de birinci olacak. Bunlar düşünmesi bile biraz zor, abes şeyler bence. Ama Eurovision gibi bir tombala oyunu yapması lazım. Ara sıra çeşitli ülkeler çıkıp orada mallarını sergileyebilirler. Diyebilirler ki işte biz bu hafta bunu ürettik. Siz ne ürettiniz? Zaten bahar temizliyor, mart ayında yapılıyor. Herkes halısını silkeliyor. Herkes malını koyuyor ortaya. Nazar eyle, aşk ömrünü pazar eyle olayı. Bunlara ben karşı olsam ne olur sevgili Doğan, karşı olmasam ne olur? Bunlar da olan biten şeyler. Bana sorarsan ben yok. Bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış. Hani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda senin sıcaklığın var. Anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığında bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyadan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyadan, anlıyorsun değil mi? Şarkıcı, besteci, yorumcu Barış Manço'ya son yıllarda bir de televizyon programcısı Barış Manço eklendi. Ve olağanüstü başarılar sergileniyor. Hakikaten 7'den 77'ye kadar herkes tarafından izleniyor ve beğeniliyor. Sağ olsunlar. Nasıl başladı? Bu fikir nasıl doğdu? Nasıl gelişti?
Gerçi o fikir yeni bir olay değil. İzin versen çok kısa iki bölümde anlatayım. Birincisi, ben günün birinde bu plakların kasetlerinin yeterli olmadığı kanısına vardım. Yani söylemek istediğim şeyleri, anlatmak istediğim şeyleri yeterince anlatamadığım kanısında vardım. Bir şeyler daha yapımdan kaynaklandı. Ha, bu ne zaman oldu? 1970'li yılların başlarında oldu. O benim işte dağlar dağlarla böyle çıktığım, öğrenim bitirip ülkeme döndüğüm yıllardır. Gelirken de buraya o dönem için bayağı böyle kapsamlı, lüks sayılacak bir komple video televizyon çekim stüdyosu getirmiştim. Amacım orada bir şeyler üretip kendi ülkemin televizyon kanallarında göstermek gidiyor. O tarihte hatırlarsın, Ankara'da hafta iki gün sadece, yalnız Ankara'da yayın yapıyordu TRT. Ve ilk önerimi götürdüğüm zaman şöyle dost muhabbetinde çok şakayla karşıladılar. Tabii sen devam et, inşallah günümde olur falan gibi. Ben bıkmadan, sıkılmadan iki yıl aralıklarla sürekli TRT önüne götürdüm. Ne zaman ki TRT günün birinde dışarıdan yapım almaya başladı, o zaman biraz ümitlendim. Tekrar bütün tekrar. Uzatmadan 14 sene bekledim ben bu programı almak için. Tam 14. yılın sonunda, 14 yıl sürekli proje vermedim tabii. Son 5-6'da bayağı ciddi raporlar sunuyordum TRT programı. Sonuçta bir gün o dönemin yetkilileri, idarecileri, bakla proje, ne bekliyorsun bunu yapmak için dediler. Ben de bu cevabı bekliyorum dedim. Cevap verilmiştir. İlk başta aynı 8'ine programı yetiştirdiler. Biz aynı 8'ine programı yetiştirdik. Normal şartlarda bunu bir insan söylerseniz aynı 8'i ne programı yetiştirmek, yani 15 gün evvelinden mümkün değil. Ancak ben 20 yıldır hazırdım böyle bir şey yapmak için. Bu başlangıcı tabii süper iyi bir ekibimiz var. Yani çok 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 güvenebileceğim, dayanabileceğim insanlar var arkamda. Ve giderek genişliyor bunlar. Onlar da biraz cesaret alarak zaten giderek güzelleşti. Başlangıç olayı bu. Ha, içerik olarak diyorsan sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Yani ben bir takım şeylere layık olmaya çalışıyorum. Yani bu aldığım nefesin hakkını vermem lazım. Diyorum ya sürekli, işte bastığım toprağın hakkını vermem lazım. Taşıdığım pasaportun, nüfus kağıdının hakkını vermem lazım. Bu halkın hakkını vermem gerekiyor deyince, o zaman dünyamız çok genişti birdenbire. Sınır tanımaz hale geldi. Onun için çok rahatlıkla ben bir pazar birlikte Kuzey Kutbu'na gidiyoruz. Öbür pazar canımız öyle istediği için efendim söyleyeyim Patagonya'ya gidiyoruz. Bir pazar sonra Konya'ya gidiyoruz. Ne güzeldi Konya diyoruz. Konya'ya gidiyoruz. Diyorsan hadi şimdi gidelim efendim Kore'ye diyoruz. Konya'ydı, Kenya'ydı falan filan. Biz dünya, sınır tanımaz bir şekilde, çünkü öyle olduğuna inanıyorum, buraya getirdik. Birlikte oluşturduk. Çünkü arkamıza bıraktığımız dönemde biz 117 haftayı noktaladık. 117 hafta yanılmaz bizdeyici. Bana dur derlerdi. Şimdi tekrar söylüyorum. Önce sağlık, sıhhat, afiyet, biraz yaşam zevki ve enerji olsun. Bu ekiple sabırları devam ettiği sürece, tabii ki TRT istediği sürece, ben 10 sene daha yaparım bu tür programlar, programcılık. Çünkü amaçta benimki muhabbet. Gönül birliği, gönül muhabbeti. Sadece programcılık değil. Sadece şarkıcılık değildi. Hepsi beraber işte. Barış Manço diye bir adam varmış. Bir şeyler çalarmış, söylermiş, anlatırmış. Sağ olsun dinleyenleri varmış falan gibi. Sonuçta ne olacak? Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş derlerse torunlarım çok mutlu olurlar. Barış Manço şarkıcılıkta, bestecilikte ve televizyon programcılığında öyle bir yere geldi ki artık bundan daha iyisini yapamaz. Geleceği yere kadar gelmiştir diyenler olabilir. Ve böyle düşünenler vardır. Olabilir. Öyle midir gerçekten? Hayır. Yani Barış'ın daha çok yapacağı şeyler var mı? İdealleri, hedefleri. Şimdi sevgili Doğan, Barış Demir'in tüm insanlar için söyleyelim. İnsan aldığı nefesin hakkını vermeli. Bastığımız toprağın hakkını vermeliyiz. Şu anda bu iki tane 41 numara ayak yani koyduğun zaman bayağı işte biz 30 santimetre kare bir yer işgal ediyoruz. İşgal ettiğim yerin hakkını vermem lazım. Demin de söyledim. O taşıdığım pasaportun, nüfus kağıdının hakkını vermem lazım. Aldığım nefesin hakkını vermem lazım. Onun için sigara içmiyorum zaten. Antipant yeri gelmişken söyleyeyim de onun hakkını vermem lazım. Bitmez insanın çabası. Yeter ki enerjisi olsun. Tanrı ömür versin, sağlık sıhhat versin. Durmaz, bitmez. Benim durmak tam bu artık olmuştu, bundan iyisi olmaz gibi bir şeye inanmıyorum. Çünkü her şey biz insanlar için. Her şeyin iyisi olur. Biraz daha iyisi olur. Yapmış olduğun iyinin bir parçacık daha, yarım parmak daha iyisi falan olabilir. Sonuç olarak ben dedelerimden ne miras almışsam onu bir kendi potamda eritip bu aynadan çıkartıp karşı aynaya atıyorum. Karşı aynada da iyi karşılanıyor. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ve tekrar bana yansıyor. Aynalar arası bir yansımadan bir tür bir lazer sistemi oluşturduk. Biz böyle böyle yansıyarak 30 yıldır gidiyor. Herhalde iyi gidiyor ki sen de beni bu akşam buraya çağırdın. Sağ ol.
haber tez duyulur. Unutsun beni demişsin, bende kalan resimleri, mektupları istemişsin. Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına. Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana. Unutma ki dünya ani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Unutma ki dünya ani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında, bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana. Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca, bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Kırıldı kanadım kolum, ne yerim var ne yurdum. Gurbet ele düştü yolum, yuvasız kuşlar misali. Selvi boylum senin için, katlanırım bu yazgıya. Böyle yazmışsa yaradan, kara toprak yeter